مقدمين على الخير بلا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال تنزل المعونة من السماء على قدر المؤونة وينزل الصبر على قدر المصيبة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları Rıdvanullah Teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtal dar vaka edenler rahmetullah aleyhi mecmain hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba, mezin, kayyimin, cemaat-i müslüminin bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, sulaha, şöhada, müminat tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya günahım diyecek. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Tenzilül me'une, Allah'ın yardımı, tevfiki, nusrati, minessemâi alâ kadril me'une, semadan zahmete, yüke, meşakkate, ağırlığa göre iner. Yani bir adamın yükü ne kadar çoksa Allah da yardımını ona göre çok indirir. Evet, yani bir adamın çok işleri var, çok çalışıyor, Allah ona çok yardım eder. Bir adamın çok nüfusu var, ailesi çok kalabalık, Allah ona göre yardım eder. Bu iş böyledir. Vallahu ala avn abdihi ma damel abdu ala avn ahihi. Nitekim bir hadis-i şerifte Allah-u Zülcel Hazretleri bir kul din kardeşi diğer kulun yardımında devam ettiği sürece Allah da ona yardım eder. O da ayrı bir hadis. Böyledir. Tabii kendi çoluk çocuğun Allah'ın kulları. Çok olursa Allah da ona göre sana yardımını nusretini indirir. Ve yenzilu es-sabru ala kadril musibe, sabır da musibet ölçüsünde indirilir. Çok ağır eziyetler, belalar, sıkıntılara Allah daha çok sabır verir. Musibetin derecesine göre, ağırlığına göre Allah sabrı indirir. Sabır ne demek? Kötülüklere karşı hepsini tutmak demek. Gencin canı zina istiyor. Bu nefse karşı tutmak, nefsini tutmak sabırdır. Geceleyin kalkıp namaz kılmak, teheccüd namazının iki rekatı dünya ve dünyadakilerden kıymetli diyor Peygamberimiz. O kadar tatlı uykudan kalkıyorsun. Nefsin bu şeyine karşı koymak, bu da sabır sayılır. Ya yani bir istek veya red anlamında her ki şeriata, dine uymayan şeylere karşı insanın nefsine dur demesi, onu isteğinden alıkoyması, evet bu da sabırdır. İnnemâ yuveffes sabirûne ecrahum bi gayri hisâb. Zümer suresi 10. ayette işte bu sabır derecesine göre de Allah müminlere çok ecir verir. Sabredenlerin ecrini Allah hesapsız verir. Hesapsız verir. Sabır derecesine göre. Evet. Allah kimseyi zor şeylerle imtihan etmesin. Şimdi bu vatan ta bidayetinden beri milyonlarca şehit verilmiş vatanımız olmuş. Alta yatanlar üsttekilerden çok. O kadar çok şehit var. Böyle kurulmuş bir vatanımız var. Çok da güzel, kıymetli bir vatanımız var. Ama kural devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Gene bu güzel vatan bizden can istiyor.
Şimdi de askerimiz, polisimiz, vatandaşımız hainlere karşı canlarını siper ediyorlar, şehit veriyoruz. Bu eskiden beri gelen vatan kıymetli olduğu için işte böyle kıymetli şeyler de pahalı oluyor. Evet, bu şeye karşı anası, babası, eşi, akrabası, arkadaşları ne ölçüde sabrettilerse sevapları da o ölçüde olacak. Sabretmezse olmayacak. Evet, inneme sabiruna, öyle diyor Cenab-ı Hak, inneme yuveffe sabiruna ecrahum bi gayri hisab. Şimdi anası bağırıyor, ağıt yakıyor. İslam'da ağıt yapmak yok, bağıra çağıra ağlamak yok. Bu niyaha denir, niyaha haramdır ve lanet sebebidir. Lanet sebebidir. Şimdi herkes bunu gösteriyor. Yani böyle bir şey yapmasa, ya ölüvesin de bakıyormuş ya, hiç baksana ya, bir şey demedi diye de din bilgisi sıfır. Maalesef şimdi kınamaya gidiyorlar ya. Kocası ölüvesin diye bakıyormuş, baksana hiçbir şey yapmadı diye. Halbuki tebrik etmek lazım. Onun sabrından dolayı, bak ne kadar çok sabır varsa Allah hadsiz, hesapsız sabır verir. Gözyaşı dökmek merhamet alametidir. Ona izin var. O yasak değil, o iyi. Ama nara atmak, ağıt yapmak, yüksek sesle bağırıp çağırmak niyaha haramdır. Sabırsızlık demektir, lanet sebebidir. Rahmetten umut kesme tehlikesiyle karşı karşıya kalır bu gibi insanlar. Dahası var, böyle bir durumda bu bir kötülüktür. Peygamber bak yasak ediyor. Bu yanındaki bunun akrabası, eşi, dostu, tanıdıkları sus diyecekler. Bağırma, tamam, acın büyük, buna dayanılmaz, doğru da bağırma. Bağırma, usul usul ağlayacaksan diyecekler. Demediyse yakını varsa ağzını tutacak. Çünkü neden? Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman فَلْيُوَيْرْهُ بِيَدِهِ bizzat eliyle onu düzeltsin, sustursun. Eliyle yapamıyor, sözüyle sustursun. Öyle diyor Peygamberimiz. Bunu da yapamazsa ya çok yanlış yapıyor diye içinden böyle bir ona karşı bir nefret gelsin ki bu imanın en zayıfıdır diyor. Her mümin polis olacak, asker olacak. Kötülükler önleme konusunda böyle. Dinimizin emri bu. Buna otokontrol deniyor. Bu da otokontrol deniyor. Hepimiz bu yanlışlıkları durdurmakla yükümlüyüz. Yükümlüyüz. Evet, işte o durumda da en yakın varsa sus diyecek. Hacım, bacım, anam, teyzem, baba, amca diyecek. Demezse, evet, nasıl bir mecliste birisi birisini gıybet ederken Allah Allah, vay be filan diye onun anlattıklarına böyle şey katılırsanız gıybete ortaksınız diyor. Peygamber söylüyor, Efendimiz öyle söylüyor. Günaha ortaksınız. Konuyu değiştirelim arkadaş. Biz buraya sohbet etmeye geldik. Falancının dedikodusunu yapmaya gelmedik. Sert söyleyeceksin. Yoksa kalkıp gideceksin adam kesmezse. Bu dinimizin görevi. Her konuda böyle. O işte bu şehitlerin arkasından ağıt yapılırsa, bağıra çağıra ağlamaya kalkılırsa oradakilerin susturması lazım. Onun başına gelen adamın da bağıra çağıra ağlamaması lazım. Tamam, gözünden yaş akması merhamet, şefkat eseridir, iyidir ama bağırıp çağırması dinde yasak. Evet, sabır ederse, evet, sabır ederse Allah sabredenlerin sabır derecesine göre hadsiz hesapsız sevap verir, ecir verir, canının yaktığının karşılığı. Evet, öbür tarafta onun canını yakma sebep olacak günahlarını siler, kefareti olur. Evet, bu ne kadar sabır vardır falan, bu hesapçıların hesabına girmez diyor. Kimse bunu tayin edemez. Allah'ın vereceği ecir bu kadar hesapsızdır, namütenahidir. Evet, şimdi dünya acılarına karşı, dünya hüzünlerine karşı insanın böyle Allah'ın kaderine teslim olup boynunu bükmesi Allah'tan gelene ne denir? Evet, Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Bizim evliyamız, Yunus'umuz böyle söylüyor. Hak'tan geldi bu diyor. Allah'ın emri olmadan hiçbir şey olur mu?
içtik elhamdülillah, sabredeceğiz. Öyle olacak. Mümine düşen budur. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu sabır o kadar önemli ki 95 yerde sabrı övmüş Allah. Sabır denlerle ilgili ecir vereceğine dair 95 yerde ismi geçiyor. Sabır meselesinin o kadar önemli. Onun için müminler böyle şey durumlarda imtihan bu. Kritik durumlarda çenesini tutacak, ağzını tutacak. Allah'ın kaderine aykırı şey söylemeyecek. Öyle bir tavır içine girmeyecek. Bağrına taş basacak. Ne güzel söylüyor Yunus Emre. Derviş bağrı taş gerek. Gözü dolu yaş gerek. Koyundan yavaş gerek. Sen derviş olamazsın. Şu kadar namaz kıldım, şu kadar zikrettim, hava atıp durma. İşte burada, marifet burada. Kritik anlarda bağrına taş basacaksın. Allah'ın emrine ne denir diyeceksin. Gözünden yaş gelecek, bağırıp çağırmayacaktın. Gözü dolu yaş gerek, merhametlidir. Ve de böyle bağırıp çağırmayacaksın, ortalığı belveriyorsun. Koyundan yavaş gerek, hemen fırlamayacaksın. Ne güzel söylüyor. Bunları tefsir ediyor Yunus Emre Hazretleri. Evet, ne diyor Buhari Müslim'de? Ma'utiya ahadan, evet, ahadan, evet, ata'a hayran ve usa'a mines sabri. Sabırdan daha geniş karşılığında ecir kazandıran bir lütuf yok. Buhari Müslim hadisi. Çok zor, çok zor. O kritik anda taşkınlık yapmadın mı, bundan daha çok sevap kazandıran, mükafat kazandıran bir şey daha üstünü yok diyor. Hadis-i şerif böyle efendim. Cenab-ı Hak bizi sabredenlerden eylesin ve takat getiremeyeceğimiz belalarla da sıkıntıyla bizi imtihan etmesin. Evet, böyle bela durumlarında Allah'tan başkasına şikayet etmeyeceksin. Sabır. Evet. Allah'tan başkasına şikayet etmeyeceksin. Sen verdin, sen aldın ya Rabbi. Ona sığınacaksın. Ona sığınacaksın. Başkalarına şikayet etmeyeceksin. Bu sadette mesela çocuğun bir ağrısına, acısına çocuk deli. Bunlar aslında mükellef değil. Ama bunlar da hayatta böyle acılar çektiler de sabrettiler mi? Bunların da defterine diyor şey yazılır, ecir yazılır. Sabır konusu böyledir. Evet. Ağrıya, acıya katlandıkları için. Evet. Şimdi ve cezahum bima sabaru cenneten ve harira. Bir başka ayette insan hel ete alel insani. O surede el insan 12. ayette sabrediyorlar. Öyle müminler ki bağrına taş basıyor. Gözü yaşlı, aktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah diyorsa onların karşılığında cennet var. Cennetteki güzel elbiseler var. İpekler var. Evet. Sündüsün ve israbak, harira. Evet, bunlar var. Cennet var karşılığında. Bu acıya katılıp bağrını taş batıp Allah'a sığındığı için. Evet, bunu kulağımıza küpe edinmeliyiz ve zorluklara karşı hazırlıklı olmalıyız. Taşkınlık yapmamalıyız. Cenab-ı Hakk'a iltica etmeliyiz. Fasabun cemil, İbrahim Aleyhisselam'ın değil mi? Yakup Aleyhisselam'ın duasıdır. Fasabrun cemil, güzel sabır ver ya Rabbi diye. Tabii böyle durumlara karşılaşmamak için de her gün diyor Allah'tan af ve afiyet isteyin. Afiyet demek sıkıntı, bela, musibet gelmesin benim başıma. Dünyada da, ukbada da. Evet. Allahümme inne es'elükel afve vel afiye vel muafati daime fid dini ve dünya vel ahire. Dinimde de, dünyamda da, ahiretimde de bana afiyet ver, devamlı afiyet ver, selamet ver ya Rabbi diye sabah akşam dua etmeli. Dua etmeli. Evet, Ebu Hureyre'den İbn-i Asakir
bu şeyi hadis-i şerifi nakletmiş. Aynı mealde innel maunete te'ti minallahi lil abdi ala kadril meune. Evet, yükün ne kadarsa Cenab-ı Hakk'ın yardımı ona göre gelir. Ya adamın bir yerde memurluğu yok, işçi yok ama 7-8 tane çocuğu var, geçinip gidiyor, aç kalmıyor. Tabii sıkıntı olmaz mı? Olur. Ama işte ölmüyor ya, açlıktan ölen var mı? Bunu görmek lazım. Allah onlara yardım eder. Onu söylüyor. Alâ kadril me'ûne, başındaki yüke göre. Ve inne sabra ye'ti minallâhi alâ kadril bela. Sabır da, sabrı da Allah tarafından belaya karşı yapılır ve ona göre de ecri namütenahi olabilir diye hadisler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tünkahu el mer'atu li arba'in. Evet. Şimdi evlenmek Allah'ın emridir. Fenkihu ma taba lekum minen nisa'i mesna ve sulas ve ruba'. Ve in khiftum alla ta'dilu fe vahide. Ayet-i celle bu. Ey bekarlar, kızlar, kadınlar, erkekler, delikanlılar. Kadınlardan size helal olanlardan, beğendiklerinizden 1, 2, 3, 4 adalet yapmak kaydıyla evleniniz. Adalet yapamayacağından korkarsanız siz kendinizi bilirsiniz. Kaç gramlık adamsınız bilirsiniz. Adalet yapamayacaksınız fevahide. Tek kadınla evleniniz. Gene tek evleniniz tek kadınla. Şimdi bunu herkes ya erkeklere 4 kadını vermiş ne biçim adalet bu falan diye tabii gayrimüslimler bunu Müslümanın aleyhine gibi kullanıyorlar. Halbuki insanı yaradan Allah'tır. Yarattığı insana en uygun hükümleri Allah koyar. O yaratıyor çünkü bunu bilemeyen, göremeyenler dinin bir eksikliği gibi göstermeye çalışırlar. Bu İslam'da da tek hanımla evlenmek esastır. Ama Katolik'te evlenmek yok. İkinci şeyi almak yok. Devam ediyor mu? Hayır. Rahipler güya evlenmiyor ama ne filmler çevreniyor. Değil mi? Bu konuda ne romanlar var, ne kitaplar var. Kendi adamları yazmış. Yaptıkları pislikleri dile getiren romanlar var. İnsanın yaratılışı böyle. Bunun önüne geçemezsin ki sen. Onu meşru yolda kanalize edeceksin. Aksini yapmaya kalkarsan işte böyle pislikler olur. Voltaire, Fransız filozofu, papazların o güneş çıkarma odalarında ne yaptığı hainlikleri, o kadınlara, kızlara olan şeylerini gördüğü için akıllı o adam, filozof adam, zeki adam bunu görmüş. Ailesi çok dinlermiş, hep kilise götürürlermiş. Aklı erince bakmış ki papazın söylediği başka, yaptığı başka. O oda, karanlık odada, başka yerlerde din buysa demiş, ben dinsizim. Hayata boyunca kiliseyle mücadele etmiş. Evet, öyle şimdi diyorlar ki 4 karıyla evlendiriyorsunuz. Siz evlendirmiyorsunuz, ne oluyor? Ahlaksızlık oluyor. Evet, şimdi 4 karıyla evlenmek nerede gerekli? Nerede? Evet, şimdi biliyorsunuz bu Avrupalılar, Amerikalılar şimdi bize yaptıkları gibi hep yapıyorlar Müslümanlara. Irak'ı kışkırttılar, İran'la savaş açtırdılar. Yüz binlerce genç askeri, çünkü gençler gidiyor, 20-25 yaşındaki adamlar gidiyor, hep evlenme çağı. İnsanın nefsinin en etkili olduğu dönem. Yüz binlerce erkek öldü. Evet. Bunun üzerine petrol zengini Saddam, sonra astılar, geberdi gitti ya, 9 kadınla evlenme kanunu çıkardı. Şimdi mesne ve sülase ve ruba, ve sülase ve ruba var ya, ikişer, üçer, dörder, bunları o öyle hesap etti. 1-2-3 dedimedi de 1-2 ölen filan diye 3-6-9 yaptı. Ona göre şeyler öyle söylerler.
Şia grubu öyle yorum yaparlar. O da 9 kadının evlerine kanun çıkardı. Evet. Amerika'da, Vietnam'da rezil oldu. Johnson zamanında Vietnam gerillalarına yenildi. Koca Amerika devleti. Yenildi. Çok adamları öldü. Onlara çok para verdi. Ben de o zaman oradaydım. Amerika'daydım. Bir Katolik profesör, ya sizin dininiz dedi, çok ilkel dedi. Niye dedim? Bir erkek 4 kadınla evleniyor dedi ya, baksana. Tam da o olayların olduğu sıra söylüyor bunu. Dedim sen sokağa baktın mı? Deva sokakta dedi. O zaman da devlet çok para veriyor. Kocası o Vietnam'da ölen askerin karısına. Araba veriyor. Lüküs villa veriyor. Çok paranın yanında. Ama kadın diyor ki ben kocam isterim. Yani araba, villa tatmin etmiyor kadını. Ben koca isterim diyor. Evet, yürüyorlar. Yürüyorlardı o kocaları Vietnam'da ölen. Sokağa baktın mı dedim. Geçelim, geçmeyelim dedim. Geçmeyelim. İşte böyle dedim. İslam bütün insanların mutlu olması için, dünyada sulh olmak için. Üdhulû fissilmi kâfe. Tüm insanlar hak, hukuka riayet edecek. Zulüm olmayacak. Bunu sağlamak için cihat edecekler. Ölünceye kadar. Kur'an, Allah'ın emri bu. Hak, hukuk çiğnenmeyecek. Adalet uygulanacak. Zalimler garibanları ezmeyecek. Bunun için mücadele edecek, edilecek. Allah'ın emri bu. Cihat daimdir. Kıyamete kadar bakidir. Her Müslüman bu imanla yaşayacak. Bir Müslüman bu ruhla, bu bilinçle, bu imanla yaşamazsa öldüğü zaman mâte mîteten cahiliye, putperest devir Arapları gibi cahili ölümüyle ölür diyor Peygamberimiz. Onun için insanların namusunu, malını, canını korumak için zulümdür bu. Bu zulmü önlemek için buyur dediler, koşa koza gideceksin askere. Cihat yapacaksın. Kıyamete kadar böyle olacak. İslam'ın emri bu. Evet. Bundan geri kalmayacaksın. Böyle olunca da ölüm var. Ateşin içine gidiyorsun. Girde kalan hanımlar başsız kalmasın. Başsız kalırsa ahlaksızlık olur. Kadınlar duygusaldır. Evet, iradelerine hakim olamazlar. Duyguları sebebiyle. Akılsız değil. İradelerini, duyguları örter. Çok şefkatlidirler. Hemen çabuk sevgide aşırı, şefkatte aşırıdırlar erkeklere göre. Akıllarını örter bu duyguları. Akıllarını kullanamazlar. Ahlaksızlıklar olur. Başına çoban dikeceksin. Ha. Öyle kadınlar, erkekler az, kadınlar çoksa 1, 2, 3, 4 adalet yapmak şartıyla. 1, 2. Şimdi sokak, yolda gidiyorsunuz. Evet, yolda gidiyorsunuz. Siz uçağa yetişeceksiniz. Hastaneye yetişeceksiniz. Acele işiniz var ama adam telefonu bağlamış kulağına, ağır ağır gidiyor. Canınız çıkıyor. Sağa gidemiyorsunuz, sola gidemiyorsunuz. Uçağı kaçıracaksınız. Hasta ölecek. Hiç oralı değil. Böyle dikkatsizlikten, telaşınızdan, evet şimdi geldi birisi sizi vurdu. Böyle durumlar oluyor ya. Hiç kabahatınız yok. Bazen işte koyuyor pilavı banda, o zıpır delikanlılar ahlaksız şarkılar dinliyorlar, böyle kendinden geçiyor, dikkati dağılıyor. Geldi vurdu sizin arabanıza. Hanımefendinin eli kolu kırıldı, beli kırıldı. Biliyorsunuz belde ömürlülük var, beyinle ilgili. Felç oldu kadın. Evet, felç oldu. İşe yaramıyor. Kolunu kıpırdamıyor. Ayağını kıpırdatamıyor. Ben o gavura öyle söyledim. Dedim şimdi bu hanımın hiç kabahati yok. Geldi bir delikanlı onu vurdu. Hanım, senin hanım bu hale geldi. Bu hanımı dedim hiç kabahati yok kadıncağızın. Sokağa mı atalım dedim. Eli kolu tutmuyor. Kadınlık yapamıyor. Bunu sokağa mı atalım dedim. Bu insanlığa sığar mı? Sen de sapasağlam erkeksin dedim. Bak gençsin. Seni de karın bir işe yaramıyor diye
böyle ölünce kadar böyle yalnız durduralım mı? Yoksa bir tane de hanım alalım da hem ona bak hem de sen keyfine bak mı diyelim. Geçelim yok geçmeyelim dedim, geçmeyelim. Evet, böyle durumlarda, zaruri durumlarda, şimdi çocuğu olmuyor kadının. Aralarında çok iyi, hiçbir dırıltı yok, zırıltı yok. Adam da çocuk delisi. Kadından olmuyor mesela. Bunu boşayalım mı? Yok canım. Niye boşayalım canım? Allah'tan gelen bir şeyi kadın ne yapsın? İkinci hanım alsın, çocuğu olacak bir hanım alsın, bir daha evlensin. Adalet yapmak şartıyla. Ona ipek giydiriyorsa buna da ipek giydirecek. Buna kebap yediriyor, buna kebap yedirecek. Her konuda, sevgide ve bakımda adalet yapmak kaydıyla böyle durumlardadır bu ikinci, üçüncü, dördüncü hanımı almak. Yoksa dedim tek kadınlık esastır. Evet, hakikaten böyledir. Ha, evet. Şimdi evlenmek Allah'ın emri. Zina yapıyorsa, yapacaksa evlenmek farzdır. Yani evlenmezse %100 kadın veya erkek, görünen o yani, zina yapacak. Evlenmek farzdır bu emirden dolayı. Yok, şüphe var. Yani %100 yapmaz da ama yapabilir de, şüphe var. Vaciptir evlenmek fıkıh açısından. Kız çok terbiyeli, bilgili. Oğlan çok terbiyeli, bilgili, sağlam. Bomba gibi oğlan kız. Kesinlikle zina yapmaz. Sünneti müekkededir. Peygamber masumdur. Günah işledi mi hiç hayatında? Allah'ın verdiği bütün hakları kullandı, evlendi. O zina edeceğin diye mi korktu da evlendi? Hayır. Ne kadar sağlam olursa olsun evlenmek sünnet-i Mekke'dedir. Geceleyin teheccüd namazı kılmaktan üstündür. Evlenmek, geceleyin iki rekatı dünyadakilerden kıymetli olan teheccüd namazı kılmaktan üstündür arkadaş. O kadar önemlidir evlenmek. Çünkü kıyamete kadar bu dünyada insanlar olacak. İnsan olması için erkeğin dişinin birleşmesi lazım. Allah bu konuda yalnız evlenmeyi kabul etmiş, nikahı kabul etmiş. Zina yapmayın demiş, hatta zinaya yaklaşmayın diyor, bırak yapmayı. Elin kızının karısının bilmem nesine bakmayın, zinayı postacıdır o çünkü. Dokunma yapmayın, zinaya götürecek şeyleri yapmayın, yaklaşmayın bu demek. Kesinlikle o bile haram. Esas büyük zinayı varmadan daha önünü kesmiş. Tek yol evlenmek. Kıyamete kadar da insan neslinin devamı lazım. Çünkü Allah kainatın nizamını insan için ortaya koymuş. İnsan olmayınca ne düzen olacak, ne nizam olacak? Adalet, zulüm falan. Ne için? İnsan için. Bunun da Allah'ın iradesini kıyamete kadar gerçekleştirme anlamı olduğu için işte evlenmenin. Evlenenlere Allah çok hoşuna gidiyor, razı oluyor. Günahlarını affediyor. Evet, Allah'ın bu emrini yerine getirmek için evlenen delikanlıların günahlarını Allah siliyor. Anadolu'da da böyle düşünülür. Evlendiğin gün günahlar temizlenir. Sıfırdan başla denir. Bunda dinde yeri var. Evet. Allah'ın iradesini devam etmesine sebep olduğun için evlenmek Allah'ın yanında çok makbul bir şeydir. Peygamber de onun emrine uymuş. Allah'ın kendine emrettiği kadar evlenmiş. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi terk ederse beni terk etmiş olur. Evet. Veleyse minna. Bizden değil diyor. Müslüman değil diyor. Ya bu kadar ağır söylüyor ya. Daha ne söylesin? Evet. Evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünneti terk eden bizden değildir diyor. Bu kadar ağır söylüyor ya. Yahut evlenmeyen kafirdir gibi söz. Ama öyle demiyoruz. Ama bu kadar şiddetli kötü bir şey. Falanca evlenmemiş. Kardeşim vakit bulabildi mi? Mazereti vardır, hastadır. Sana ne? Kur'an'da Allah al, evlen diyor. Peygamber evlen diyor. Falanca evlenmedi diye severmesin. Asla yanlış. Biz Kur'an'a tabi olacağız. Muhammed Mustafa'ya tabi olacağız. Şimdi evlenirken de tabii dönüşü olmayan bir yoldur evlenme. Oyuncak değildir. Şakası da ciddi de ciddidir diyor. Şaka olmaz evlenmede, boşanmada.
o kadar önemli müessesedir. Sağlam olacak. Sağlam olması için, mutlu olması için alacaksın kızı, varacaksın oğlanı seçeceksin. İnsanların bu konuda diyor Peygamberimiz, kızı oğlanı seçerken evlenecek olanlar tünkahul mer'atu li arba'in. Oğlanlar kızları kız alırken beğenecekleri zaman dört şeye bakarlar. Peygamber sözü bu. Niye onlar? Evet, limaliha. Zengin kızı lan. Bir alırsam köşeyi dönerim diyen oğlanlar var. Yanlış. Zenginlik bugün var, yarın yok. Evet, iflas ediyorsun bir gecede, don gömlek kalıyorsun. Evet, olmuyor mu ya? Gelip peki şey, yani kötü değil. Hep hedefini buna dikme ama insan ne böyle bir kandırırsan bu kızı, bir tavlarsan köşeyi dönerim. Dönemezsin ulan, dönemezsin. Tamam, birisi bu. Zenginliğe bakarlar. İki, veli hasebiha. Dedesi evliya, babası ulema, Çanakkale şehidi bilmem ne falan. Senden ne haber lan? Senden ne haber? Bize öyle diyor profesörler otururken. Benim babam da müftüydü ha hoca falan diye. Sen namaz kılmaz, oruç tutmaz. Şarapçı herif. Deden sana ne faydası var lan? Şimdi övünüyor herkes ya. Sülalesiyle övünüyor ya. Sen de kız alırken veya kız oğlana varırken dedesi alim adam yahu, asil adam yahu, şerefli aile derler. Peygamber söyledi bu. Ya malı için, ya sülalesinin asaleti için kız beğenirler. Veli cemali bir de bir içim su, fidan gibi boylu, ince belli, kalem kaşlı, türküsü bile var ya. Güzelliğinden dolayı oğlanlar kızları, oğlan kızlar oğlanları güzel yakışıklığından dolayı varırlar, alırlar. Bir de diyor ki veli dinihe, bir de bomba gibi oğlan, bomba gibi kız. Bir kere dini kültürünü tam almış, baksana ne güzel örtünmüş, namazını kılıyor, abdestini alıyor, çok güzel ahlakı var, dindar kız diye bu dört şeyden dolayı oğlanlar kızları seçerler, kızlar da oğlanları bu dört şeyinden dolayı seçerler. Efendimiz buyuruyor ki fasfar bizati din. Efendi, delikanlı oğlan ve kız, sen dindar olanını seç. Dindar olanını seç. Dediğim gibi zenginliğin bugün ve yarını yoktur. Evet, güzelliğin de bugün ve yarını yoktur. Bir iki sene sonra buruşur, şöyle olur, böyle olur, kaybolur gider. Evet, bu asalet meselesi de, o adam nerede, sen nerede? Sen ahlakı güzel olanı, dindar olanı seç. Onu diyor Efendimiz, terbet yedek. Aksini yaparsan kuruşsuz kalabilirsin. Bir o anlamda, iki, elin bereketlensin, Allah bereket versin. Böyle varsa mutlu olursun. Ahlakı, karakteri güzel olanı seçerken, seçersen eğer mutlu olursun. İki şekilde de yorum yapmışlar alimler. Sen böyle karakteri sağlam, dindar tarafları seç. Mutlu olursun. Bu zenginlik, şunlar bunlar gelip geçicidir diyor güzel Peygamberimiz. Bu konuda biz evlenecek olanları uyarıyor ve de tabii evlen cek olan oğlanın kızının anasını babasına da direktif veriyor. Yönlendirin diyor. Yönlendirin. Evet. Ahlakı şu bu. Evet, şimdi biz hocayız. Bizi durmadan herkes arıyor. Onun için fişi de çekiyor. Çalıştırmıyorlar çünkü. Süper fakülteler bitirmiş. Kaymakam olmuş. Süper teftiş veriyor. Belli ki vali olacak, müsteşar olacak. Başarılı. İstanbul'a gelmiş. Ukraynalı bir kızı görmüş sokakta. Öf demiş ya, böyle kız bir daha nerede geçer? Sokakta görmüş, abayı yakmış. Akıllı ya, kültürlü ya. Ben bunu demiş kendi kafama göre eğitirim, yetiştiririm.
Konuşmuş, kız demiş ben Hristiyanım. Gene dürüst davranmış kız. Ben Hristiyanım demiş. O demiş sonra ben bunu hallederim. Evlenmişler. Sert çıkmış kız. Yanaşmıyor Müslüman olmaya. Ama kız çok güzel. Demiş bir çocuk yapayım, ısınır. Yine ısınmamış kız. İki çocuk ısınmamış. Üç çocuk ısınmamış. Üç çocuğu da Hristiyan yapmaya kalkmış kız. O kadar sert Hristiyan çıkmış. Geliyor bana, hocam beni kurtar diyor. Böyle hüngür hüngür ağlıyor. Ya Efendimiz ne dedi bak. Güzelliğinden, malından, ailesinin şerefinden dolayı heves edilir insanlar ama sen dindar olanı al, ahlakı güzel olanı al. Yoksa işte böyle ağlarsın arkadaş. Bir tane değil bu ya. Çok var şimdi böyle. İnce belli, kalem kaşlı diye abayı yakıyor. Sonra da kurtar beni hocam. Ben nasıl kurtarayım seni? Evlenirken bana sorsaydın böyle derdim. Yanaşma sakın derdim. Sormadın şimdi geliyorsun. Evet, Efendimizin sözü bu. Tabii size latife yapıyoruz. Evlenecek oğlumuz, kızınız varsa efendimi buyurun dincesin. Aa dindar, eyvallah. Zengin, eyvallah. Güzel, eyvallah. Ailesi çok, ooo aleyyül ala. Hayır mı dedik yahu? Ama birinci madde dindar olsun diyor Peygamberimiz. Ötekiyle tutturabilirsen o da ne güzel. Birinci madde güzellik değil, mal değil, aile şerefi değil, dindarlık olsun diyor. Efendimizin sözü bu. Evlenmek de böyle çok önemli hususlardan birisidir. Nüfus güç demektir. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. Tenâkehû, evleniniz. Tenâselû, çoğalınız. Fe'inni übâhî bikümül imâme yevmel kıyamete. Ben sizin çokluğunuzla gurur duyacağım. En son geldim, sizin ömrünüz Adem Aleyhisselam 1000 sene yaşamış. Öbür peygamber 300-400 sene. Bu kadar uzun yaşayanlar var. Nuh Aleyhisselam 1450 sene yaşadığı söyleniyor kitaplarda. 950 sene peygamberlik yaptığı Kur'an'da sabit. Peygamberimiz 63 sene. Mübarek. Değil mi? 40 yaşında peygamber olmuş, 23 sene peygamberlik yapmış. Ümmeti en çok biz, benim ümmetim olacak, ben de gurur duyacağım diyor. Peygamberi gururlandırdın mı Allah gurur duyuyor. Onu çok seviyor. Onun hürmetini yapmış, yaratmış kainatı. Sen sebep olduğun için sırtın sıvazlayacaklar. Aferin lan diyecekler. Evet, çok çocuk yapın, çoğalın, beni memnun edin diyor Efendimiz. Evet, bugün Çin dünyanın en kalabalık insanı. Onların işçilerine bağladığı fabrikaya, yatırdıkları fabrikanın işçi evinde hayvan bağlamazsınız. Gözümle gördüm. Gözümle gördüm. Bizimkiler çok çok iyi. Çok çok iyi. Ama biz Birleşmiş Milletler daimi delegesi değiliz. O daimi delegesi bu kadar kötü hayatı olmasına rağmen. Niye? 1,5-2 milyar adam var orada. Nüfus güç demek. Atamadılar onu dışarıya. Biz ne kadar biz de girin, biz de alın desek de hiç yanaşıyorlar mı? Evet, nüfus güç demek. Nüfus güç demek. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. Çok çocuk yapın diyor. Ben de gurur duyacağım diyor. Güçlenirsiniz diyor Efendimiz. Evlenme konusunda da bizi böyle uyarıyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bizim bu sözünü hem evlenecek olanlar kulağına küpe etmeli, hem de evladı olanlar, çocuğu olanlar kulağına küpe etmeli. Bukhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, diğer bütün hadis kitaplarında var. Cabir Hazretlerinden var, başkalarından var. Çok muazzam bir prensip ihtiyacı. Cevamil kelim bir söz bu. Evet, dört şeyden evlenilir. Sen dindar olanı seç, elin bereketlensin sözü. Cevamil kelim sözlerden, az ifadeli, çok manalı sözlerdendir. Tenazzafu bi kulli mastata'tun fe innallaha
benel İslam alen nazafe. Ey müminler, elinizden geldiği kadar dişinizi fırçalayın. Diş fırçalamak. Dinde misvak. Misvak bir parmak kalınlığında 20 santim bir karış uzunluğunda misvak ağacının, erhak ağacının bir parçası. Onun başını böyle kabuğunu soyacaksınız, ıslatacaksınız. Ondan sonra şöyle taşa biraz sürdünüz mü lif lif olur o. Ondan sonra sağdan soldan böyle böyle yukarıdan aşağı sağdan sola dişlerinizi fırçalayacaksınız. Temizleyeceksiniz. Ölümden başka her derde devadır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Misvak. Hazreti Ömer zamanında şimdi ölümden başka her derde devadır. Şimdi ona misal vereceğim. Hazreti Ömer zamanında savaşa gitmiş ordu. Canla başla saldırıyorlar, bir türlü sonuç alamıyorlar. Hemen komutan bir şeylik var demiş, aksilik var. Yani almamız lazım, bu kadar gayret ediyoruz ama bir sürü zaferi kazanıp edemiyoruz. Medine'ye haber göndermiş. Böyle böyle efendim dua edin demiş. Biz böyle cevap. Peygamberin sünnetlerinden birisini unutmuşsunuzdur. Peygamberin sünnetlerinden birisini yapmıyorsunuzdur. Dikkat edin demiş kendinize. Peygamberin sünnetlerini yaparsanız Allah onu yetim aldı, büyüttü, dünyanın başına getirdi. Sizle muzaffer eder. Göndermiş, toplamış. Demişler ki efendim biz bir haftadır savaşıyoruz gece gündür. Misvaklanmadık, unuttuk misvak kullanmayı. Evet. Bu uydurma değil beyefendi. Vaka olmuş vaka. Hemen çıkarmışlar ceplerinden misvakı, başlamışlar misvaklanmaya. Bir bakmışlar düşman kaçıyor. Allah onları öyle göstermiş. Yeni asker geldi. Onlar nasıl gösterdiyse o misvak kaçmışlar. Bu tarihi vaka. Evet. Misvak her derde devadır. Çörek otu da böyle. Şimdi o kadar önemli ki bu misvak kullanmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyuracak. Böyle çok ateşi var. Öyle ateşi varmış ki alnına diyor Ayşe annemiz şey koyuyorum sıslak havlu anında buharlaştır diyor. O kadar yanıyor Peygamberimiz. Derecesi yükseliyor. Dünyada böyle şeyler girdin mi derecen yükseliyor. Bizim gibi günahkar olanların günahı siliniyor böyle hastalıklardan dolayı. Efendim son yaptığı iş dişini misvaklamış, elinden misvak düşmüş. Refiki ala demiş, misvak düşmüş. En önemli iş olmasa bakın en son nefesinde bile misvak kullanmış. O kadar önemli misvak kullanmak. Evet, onun için misvaklanarak ağzınızı temizleyin. Mide hastalıkları, bilmem dimağ hastalıkları, ağız hastalıkları birçoğunu misvak. Şey de olur tabii, domuz kılı olmamak kaydıyla. Onunla da şey edebilirsiniz. Yalnız bu diş macunlarının kanserojen olduğunu iddia eden, öne süren şeyler var. Profesörler var. Halen bu iddiasını sürdürüyor. Bu diş macunların kanser yaptığını iddia ediyor. Ben duyuruyorum. Misvakta hiç böyle bir şey yok. Yan tesiri yok kesinlikle. Yan tesiri yok. Evet. O kadar güzel bulamazsanız fırçalayabilirsiniz ama domuz kılından olmamak kaydıyla. Domuz kılı pistir. Ne yapsanız temiz olmaz. Onu söylüyorum. Bir, misvak kullanarak temizlenin. Öyle diyor Peygamberimiz. Elinizden geldiği kadar misvak veya halk. Tıraş olun. Evet. Bunlar bizim görevimiz. Siz Müslümanlarsınız. Şimdi ben televizyon seyrediyorum. Ana haberi. Yeni değil bu olay ama oldu. Bizim Türkiye'de yetişen bir basketbolcu muazzam başarılı Amerika'ya gitti. Orada maç yapıyorlar. Ana haberde gösteriyor. Oğlanın adı da Mehmet. Mehmet
basket yapmak için öyle bir yaptı. Bir baktım burayı orman gibi. Mehmet olmadı. Bu isme bu yakışmadı. Mehmet'in anası bu sana yakışmadı. Babası öyle diyor bak. Halk tıraş edeceksin. Bu kılları keseceksin. Kasığındaki koltuğun altındaki kılları keseceksin. Temizleyeceksin. Yoksa böyle olur mu ya? Gavurlar olabilir. Zaten ona hiç yıkanmaz. Ama Mehmet'e yakışmadı bu. Gördüm de onun için söylüyorum. Bunu öğreteceksin. Kızına da, oğluna da. Koltuk altlarını, kasıkları, halk. Keseceksin kıllarını. Misvak kullanmayı söyledik. Ondan sonra ve izale. Gidereceksin. Başka türlü pislikleri, kokar şeyleri gidereceksin, izale edeceksin. Vasıh ve izaletü vasıh. Yağ, kir bunları gidereceksin. Nasıl gidereceksin? Neyle? Eskiden tabii sabun mabun yoktu. Toprakla oluyordu, kille oluyordu. Şimdi onun sabunları var. Yalnız sabunlarda da domuz yağı koymamaları lazım. Çünkü domuz ürünleri ne yapsan temiz olmuyor. O kadar pis bir hayvan. Mesela yırtıcı hayvan, aslan, kaplan, onların derisini böyle giyebiliriz. Tabaklandığı zaman derileri temizlenir. Kürk olarak giyebiliriz. Ama domuzun derisini kullanamayız. Temiz, ne yapsan temiz olmuyor. Fıkhen böyle. Domuz ürünü olmamalı. Fırça imal edenler de domuz kılından fırça yapmamalı. Evet, buna dikkat etmeli müminse. İslam'ın emirlerini uygulayacaksa domuz karıştırdı mı aldığı para haram olur. Domuz satılmaz çünkü para etmez. Mal değildir İslam hukukunda. Mal değildir. Kirleri gider. Daha evet kokuları gider. Vasnan. Kokuları gider. Pis kokuları varsa onları gider. Bir şekilde evet efendim. Zaten Müslümanın esaslarını, peygamberin sözlerine uyup gülerse kokmazsın. Müslüman haftada bir gün, cuma günü yıkanır. Cuma günü gıcır gıcır yıkanır, gusül abdesti alarak camiye giden, dedikodu yapmamış, kavga etmemiş, erkenden gitmiş, hutbe dinlerken hiç amin dememiş, susmuş. Hutbeyi dinlemek farz çünkü. Diyor ki peygamberimiz, böyle men ihtesele yevmel cuma sümme raha ve ansada hatta yafrul hatibu gufrulehu ma beynehu ve beyne cumatil ukhra ve ziyatet seyraseti eyyam. Bu cuma ile bundan evvelki cuma 3 günde fazlası 10 günlük günahları affolunur diyor. Affolunur diyor. Onun için camide konuşmayın. Hutbe okurken konuşmayın. Amin dedim kaybedersin karavana. Dinleyeceksin. Hutbe dinlemek farz. Dinleyeceksin. Sus demeyeceksin. O da karavana. Sus demeyeceksin. Öğlen namazının 4 rekatın ikisini burada kılıyoruz. Cuma günü ikisi hutbedir. Namaz kılıyormuş gibi hiç amin demeyeceksin. Hoca dua edecek çünkü duanın kabul edildiği saat olabilir. O dua edecek. Sen böyle dinleyeceksin. İç ezan okunduğu zaman başlamıştır hatip hutbeye. Oturuyor. Hutbe başlamıştır. Başka yerde ezana katılacaksın. Ama hutbe okunmaya başladığı için cuma günü caminin içinde hutbe ezana katılmayacaksın. Susuyorsunuz. La ilahe illallah diyorsunuz. Ve kaybediyorsunuz. Karavana diyor peygamber. Fakat laga diyor. Fakat laga. Bitti, iş bitti, yok ettiniz sevapları. Böyle güzel bir boy abdesti alarak, gıcır gıcır yıkanarak, kokuları gidererek, cuma günü 10 günlük günah silenir. Onun için mümin haftada bir gün yıkanır. Bir de mecbur olduğu zaman, oğlan hamamcı olduğu zaman, kız renklendiği, kurtulduğu zaman, işte eşler birbiriyle birleştiği zaman Allah'ın emri yıkanmak farz. Farz. Müminde pislik olmaz, koku olmaz. Ama Hristiyanla yıkanmıyor. Onun için parfüm çıkmış, icat etmiş. Kokuyorlar çünkü.
Deş gibi koktukları için parfüm sürün diyorlar. Bana diyor ki İngiliz okulunda hoca, teacher, parfüm şöyle iyidir filan. Dedim bizde parfüme önem gerek yok. Çünkü biz size anlattığım gibi cuma günü yıkanırız ve şöyle zorunlu yıkanmak da vardır. Zorunlu olmasa bile cuma günü yıkanırız biz demiş. Müslüman onun için Müslüman kokmaz. Ona da yıkanmak yok. Evet, yıkanmak yok. Vaftiz suyundan başka su değdirmiyorlar. İnançları öyle. 14. Livi hatıratını yazıyor. Dünyada en kazandığım en büyük şeref vücuduma vaftiz suyundan başka su değmemiştir diyor. Ne kadar kokmuş koca gavur kim bilir. Gidin saraylarına bakın. Bu inançları hala görünüyor. Versailles Sarayı'nda tuvalet yok arkadaşlar. Versailles Sarayı'nda banyo yok. Şimdi turistler gidip para kesiyor. Dışarıda tuvalet yapmışlar. Sarayda tuvalet yok, banyo yok. Adam böyle övünüyor ya. Övünüyor. Ne kadar pis. Şimdi parfüm ondan icat edildi. Biz elhamdülillah haftada bir gün yıkanırız. Zaruri durumlarda da yıkanırız. Dişimizi fırçalarız bak. O kadar önemli diş fırçalamak, misvaklamak. Evet, kokuları gidermek de insanların arasına kokuyla gelemezsin, soğan sarımsak gelmesin diyor. Pis ter kokusu soğan sarımsaktan daha kötü değil mi? Evet, sigara içenler kızmasın. O kadar pis kokuyor ki sigara içenler. Bana çok kokuyor, bilmiyorum. Benim başımı döndürüyor. İstifra ediyorum. O kadar pis kokuyor. Ne hakla cumaya geliyorsun? Ne hakla camiye geliyorsun? Ne hakla topluluk içine geliyorsun sen? Pis koku gelmesin topluluğa diyor peygamber. Soğan sarımsak varmış, sigara yoktu o zaman. Ondan daha kötü. Ne hakla geliyorsun insanların arasına? Leş gibi kokuyor ağzı. Evet. Kokuları gidereceksin. Efendim öyle diyor bak. Tenazzafu likulli mastata'tum. Bikul mastata'tum. Elinizden geldiği kadar tertemiz mis gibi kokacaksınız. Pis kokmayacaksınız. Tertemiz olacaksınız. Kirleri gidereceksiniz. Bedende, elbisede, bedende, elbisede ve bulunduğun yerde. Evin öyle olacak. Dükkanın öyle olacak. Bulunduğun, oturduğun, kalktığın yer temiz olacak. Namazda mekan temiz olmasa namaz sahih değil. Elbisen temiz olmasa namaz sahih değil. Elbis üstünde, vücudunda pisli varsa necaseti görüyorlar. Şu el ayası kadar oldu mu fazlası namazı ifsad eder. Tertemiz olacak mümin. Elinizden geldiği kadar temiz olun diyor peygamberimiz. Fe innallâhe benel İslam alen nazıyafe. Çünkü Allah Celle Celaluhu İslam'ı temizlik üzere bina etmiştir. İslam temizlik dinidir. Temeli temizdir. Binası temizdir. Temeli nasıl temiz olur hocam? Şimdi Hristiyanlar baba, oğul, ruhul kudüs, üç Allah var diyorlar. Ben dedim teacher, kavga da bunlar dedim, üç kişi. Üç bir demektir Mustafa dedi. Üç eşittir bir olur mu dedim, böyle mantık var mı? Cevap veremedi, her şeyi soruyorsun sen de kaçtı. Allah bir. Ortağı yok, benzeri yok. Kafanı temizliyorsun, içini temizliyorsun, kalbini temizliyorsun. Bir dedin bak. Ondan sonra kalbini temizlediğinden başka elbiseni temizleyeceksin. Vücudunu temizleyeceksin. Yavur tıraş olmaz. Hiç yıkanmaz. Yok Müslüman öyle olamaz. Yıkanacak. Temizlenecek. Bak koltuk altının kasığını dedik temizle. Mecburen temizle dedik. Evet böyle İslam'ı Allah temizlik üzere kurmuştur. Temizlik, binası da temiz, kökü de temiz, her şeysi temiz olacak. Evet efendim, yoksa pislik üzerine bina ederse kendinizi kurtarmaz. Elbisenizde pislik varsa namaz kabul olur mu? Siz cünüpten abdest almasanız, abdestsizlik de pisliktir. Ondan temizlenmeseniz abdest almasanız namaz kabul olur mu? İbadet de kabul olmaz. Kendinizi kurtaramazsınız. Evet, temiz olacaksınız. İslam binası temizlik üzere kurulmuştur. Evet. Şimdi bu
şeylerin arz ettiğim gibi pislikleri temizlemek dinde asıl bazı mecburi. Cünüplük pisliktir. Temizlenmek farzdır. Abdestsizlik pisliktir. Temizlenmek, namaz kılmak için farzdır. Evet. Hayız kanı görmek pisliktir. Temizlenmek farzdır. Evet. Hamamcı olmak pislik olmaktır. Temizlenmek farzdır. Bir de böyle işte kerahat olanları var. Aha, koltuğun altı uzamış, temizleyeceksin. Mekruh. Onu temizlemek mecburiyetindesin. Ha böyle bazıları farz, bazıları mekruhtur bu temizliklerin. Mümin mehruh, mekruh diye onu önemsiz sayamaz. Mekruhlar çoğalınca sanki hakiki günah gibi olurlar. Senin her şeyin bozarlar. İbadetin tadını duyamazsın. Zevk alamazsın. Kur'an okursun, zevk alamazsın. Pislik var üstünde çünkü. Temizlememişsin. Onun için elinizden gelince, gelecek kadar, geldiği kadar temizleniniz. وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ. Cennete ancak ve ancak temiz olanlar girer. Pis olanlar cennete giremez. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hissi temizlik, işte böyle üstünde başında bildiğimiz pislik. Manevi temizlik, Allah ikidir, üçtür demek. Allah'ı bir şeye benzetmek. Şimdi yılbaşı geliyor. Şu Müslüman televizyonunda koca soruklu bilmem neli o Noel Baba denilen herifi başladılar şey etmeye. Bizim inancımızda Noel Baba yok. Bunu Aliler, Hasanlar, Hüseyinler, Ayşeler, Fatmalar seyrediyor. Para kazanmak için niye sen bunu teşvik ediyorsun, gösteriyorsun? Evet, manevi temizlik. Evet, Noel Baba'yı bir şey demiyorum ben. Neden gittim baktım Demre'de. Ölüm tarihi eski. Eski hakiki Hristiyanlardan olabilir. Hakikaten evliya olabilir. Onların da güzel Müslümanlar. İsa Aleyhisselam'ın havarileri ne güzel Kur'an'da övülüyor. O devir tarihine göre bilmiyorum. Ben tarihçi değilim. Ama ölüm tarihine baktım Demre'de. Eski. Hakiki müminlerden, evliyaullah'tan olabilir. Sözüm yok. Ama Muhammed Resulullah geldikten sonra onun borusu bitti. Gerçek Hristiyan olsa bile Muhammed Resul demeyen kafirdir. Kur'an da söylüyor. Kur'an da söylüyor. Bu benim kanaatim değil. Allah bir Musa peygamber diyen Yahudi de Muhammed Resul demediği sürece o da kafirdir. Kur'an'a göre. Bu Kur'an'ın sözü, Allah'ın sözü. Şimdi tek iman kapısı kaldı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah dedi Muhammed kesinlikle mümin olamaz. Kur'an'a göre. Peygamber söylüyor. Ya eyyühen nas inni Resulullah aleyküm cemiyan. Ben hepinize aleyküm cemiyan. Ben hepinize peygamberim. Kur'an'da ayet bu. Aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmi. Allah söylüyor. Allah'a inanınız. Onun ümmi peygamberi. İlkokula, ortaokula, liseye, üniversiteye gitmedi peygamberimiz. Ümmi. Yazma bilmiyor. Allah öğretti ona. Ledünni ilim öğretti. Her şeyi biliyor. Bugünkü ilim adamlarından daha çok biliyor. Neyi? Ekvatorda yaşayan, o sıcak yağmurların için yaşayan böceği söylemiş peygamberimiz. Bir gavur araştırırken bulmuş. Allah Allah. Muhammed zooloji okumadı. Bitki, botanik okumadı. Müslüman oldu herif. Allah öğretiyor. Keva Maurice Bucquet, Fransız cerrahı meşhur, tanıştık. Dünyanın en bir numara cerrahıdır. Öldürülen o Faysal, şimdiki değil, eski Faysal, Türk dostuydu o. Onu suikastla öldürttüler Amerikalılar. O ameliyat olmuş Maurice Bucquet'e. Dünyanın en meşhur operatör olduğu için o da biliyorsunuz gavurlar, Müslümanları çok kazıklamak,
onların şeysi böyle. Çok para istemiş. Tamam demiş. Amanet olmuş, kurtulmuş. Bir de aldığı paranın iki misli hediye vermiş. Demiş zaten ben senden çok aldım. Kendinden duyduğumu söylüyorum. Ben senden zaten çok para aldım demiş. Bu ne? Biz Müslümanız demiş. Senden memnunum. Bu da hediyeleşmek bizde sünnettir. Bu da senin hediyem. Eğer gelirsen demiş rüyada buyur gel sarayda seni ağırlayayım. İstediğin kadar kal. Onlar da para vermedin mi iş yapıvermezler. Öksürüver desen ve para ederler. Öyle zihniyetleri öyle, kültürleri öyle. Adam etkilenmiş. Riyad'a gitmiş. Arapça öğrenmiş. Zeki adam. Arapça öğrendikten sonra bu ne menem şey bu Müslümanlık yahu. Para her şey demek onlar için. Astronomi para vermiş. Bir de böyle ağırlıyor yani hiç para almadan. Kur'an'ın tercüme başlamış. Kur'an'da ana rahminde çığının safhaları var. Efendim işte spermle kadının yumurtası döllenir. Değil mi? Ondan sonra şu olur, ondan sonra bu olur. Devreleri var. 40 günde tamam oluyor. 40 günde canlı varlık oluyor. 40 günden sonra çocuğu aldıran katil olur. 40 güne kadar canlı şeyi öldürdüğü için haram olur. Eğer kadının hayatı tehlikesi yoksa kesinlikle çocuk aldırmak İslam'da caiz değil. Haramdır. 40 gün geçerse de katillik olur. Bunları görmüş, hayran olmuş. Ondan sonra bütün dünya ilim adamlarını toplamış, sempozyum düzenlemiş. Hepsi gelmişler çünkü bir numaralı ilim adamı Maurice Bucay. Evet. Tebliğ olarak sunmuş Kur'an'daki şeyi, çocuğun evrelerini. Ayakta alkışlamışlar çalmışlar dakikalarca. Nereden buldun bunları diye. O zaman tıp ilmi daha bilmiyor bunları. Demiş ki arkadaşlar böyle böyle böyle. Ben Müslümanların Kur'an'ında bunu buldum. Bu Kur'an'daki olanın aynısıdır. Ben demiş bundan dolayı Muhammed Tıp Fakültesi'ne gitmedi. Bu Allah'ın kelamı olduğu ortada. Şehadet kelimesi getirmiş. Müslüman oldum demiş. Ötekilerde yok. Nasip yok. Evet buraya da geldi. Türkiye'de geldi birkaç sempozyuma. Yumuşacık bir Müslümandı. Bilerek Müslüman olduğu için. Evet peygamberimiz böyle Allah tarafından öğretilmiş her şey. Hiçbir şeyi senden gizlemedik Habibim diye ayet var. Hiçbir şeyi kıskanmadık diye Necm suresinde ayet var arkadaş. Öyle peygamberin ilmi. Evet güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları söylüyor. Şimdi cennete ancak temizler girer. Evet, onun için bu kalbinizdeki haset, fesat, kin, gurur, şirk vesaire hepsini atın. Kalbinizi temizleyin, elbisenizi temizleyin, vücudunuzu temizleyin, evinizi temizleyin, sokağınızı temizleyin. Pislik rızıktan mahrum kalmaktır. Evinizde pislik varsa süpüründü, bereket yoktur. Bereket yoktur. Bereketsizlik sebebidir. Sokaklar pisse bir şehrin bereket yoktur. Tertemiz olacak. Tertemiz olacak. Sokağında, evinde, üstün başında mümin üstünden, başından, evinden bu Müslüman diyecekler. Nereye gitsen böyle olacak. Araziye uymak yok. Nereye gitsen pırıl pırıl olacaksın. Ha diyecekler Müslüman bu. Bu sende huy haline gelecek. İşte Allah temizleri cennete sokar. Temiz olmayan oraya giremez diyor güzel peygamberimiz. Onu söylüyor bize hatırlatıyor. Evet bu hadis-i şerifi de Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmişler İbn Hibban Ayşe anamızdan tenazzafu fe innel islame nazifun. Temiz olunuz çünkü İslam temizlik demektir. Hem maddi hem manevi kalp vesaire temizliği. Evet, en nezafetu ted'u ila'l iman. Temizlik insanı imana davet eder diye çeşitli hadisler var. Buna da çok dikkat etmeliyiz.
Evet, her türlü temizlik Allah'ın Resulü'nün bize emrettiği şeylerdendir. Cenab-ı Hak cümlemizi içi temiz, dışı temiz, Allah'ın sevdiği temiz kullarından eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hayyel-kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Melikem dünya kiram. Dünya sıratı müstakim. Sıratullah zirne. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Birer elem neşrah leke ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. On üçer İhlas-ı Şerif, mal Besmele-i Şerife. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Bismillahirrahmanirrahim. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celili kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, ehl-i beyt, ehl-i ashab-ı etbaalar, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mü'min mü'minat, rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, Mişah efendilerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, buna kadar gelmeden emeği geçenlerin, bu civarlarda metfunlan evliya, ulema, suliha, şüheden mümnuat, tüm şehitlerimizin, gazilerimizin, mazlum müminlerin ve arkasının Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin ervahını hediye eyledik. Bu asıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardar eyle. Makamlarını âli, derecen de yüksek eyle. Taksiratlarını, taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini mahfuz eyle ya Rab. Kafirlere, zalimlere, fırsatlara, münafıklara fırsat verme ya Rab. Müminleri, kalplerini birbirine ısındır ya Rab. Bizim kalbimizde de hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm müminleri hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle ya Rab. Subhanakallahu ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.